Bismillahirrahmanirrahim. Dünya ahirete perdedir. Ahirete dalmaksa dünya ve öbür alemin sahibine perdedir. Yaratılmışlara dalmak yaratandan ayırır. Hangi yaratılmışa gönül kaptırırsan ruh pencerene perde çekmiş olursun. Halka, yaratıklara bakma. Dünyaya kalpten sevgi gösterme. Hak'tan gayrı şeylere iltifat etme. Onun kapısına varıncaya kadar böyle devam et. Sır adımlarını aç, züht halini geliştir. Her kötü histen soyun, onun varlığında hayran ol. Ondan yardım iste, ona sığın, ona bak. Geçmişteki ilahi bilginin hükmünü gözet. Kalbini ona vardırmaya çabala, sırrını ona ilet. Bunu gerçekleştirdiğin an, onun yakınlık eli seni tutar, kendine çeker. Yeni hayatla tevhid verir ve kalpler üzerine sultan olursun. Kalp alemi tüm emrini senden alır. Hastalığı olursa şifasını sen verirsin. İşte bundan sonra dünyaya bakman caiz olur. Bu üstün halleri benliğinde topla, sonra dünyaya dön. İnsanlara bakmak ve iç alemlerine yön vermek senin için bir nimet sayılır. Bunun faydası senden çok onlaradır. Onlarla yaptığın alışverişle fakirlere yaptığın iyilik, özüne has aldığın ve yediğin kısmet bir ibadet vesilesi olur. Hakkı bilerek aldığın için sana selamet getirir ve ona taat olur. Artık dünyanın güçlüğü sana dokunmaz ve sana gelen her çeşit şey kir kokusundan temizdir. Velayet halinin işareti vardır. O işaretler velilerin yüzlerinden okunur. Onu anlayış sahipleri sezer. O işaretler velayet halini anlatmaya yeter. Dile ne hacet. Ruh esenliği dileyen nefsini atsın. Malını kalbine koymasın. Neyi varsa hak uğruna harcasın. Hamurdan ve sütten kıl alırcasına dünyayı iç aleminden atsın. Ahireti de aynı şekilde yapsın. Hakkın gayri şeylerden üryan olsun. İşte o zaman her şeyin hakkı verilir. Dünya ve ahiretten gelecek şeyler gelir. Sen onların peşine koşmazsın. Dünya yerinde otururken yanaşma. Onu ayağa kaldır. Tepsiyi başı üstüne aldır. Sonra al ye. Hakkın kapısına durana böyle hizmet edilir. Çünkü büyüktür. Nefis önünde el pençe divan duranı zelil eder, perişan eder. Nefse hakim olanların hemen hepsi istina sahibidir. Nefse ihtiyaç arz etmekten beridirler. İman yolcuları dünyayı yitirmeye gönüllüdür. Allah'tan her zaman hoşnut olurlar. Allah onlardan razı olduktan sonra ahiret onlara göre hiçtir. Onlar Allah'tan Allah'ı talep ederler. Dünyalık şeylerin taksimli olduğunu bilirler. Bu sebeple ona kalplerini kaptırmaktan vareste olurlar. Öbür alemde vaat olunan cennet ve nimetlerin sahipleri için ayrılmış olduğunu bildiklerinden onun da peşine düşmezler. İşleri onun içindir. Onun zatından öteye bir talep sahibi değillerdir. Faraza onlar bir gün cennete girseler, hak nurunu göremeyince hiçbir yere bakmazlar. Kalbinde maddi varlıklar besleyen yalnız kalmayı ve huzura dalmayı elde edebilir mi? Halkı ve sebepleri tesirsiz görmeyen peygamber kervanına katılamaz. O büyük zincire halka olamaz. Olmak dileyen azla yetinmeli. Çoğu kader eline bırakmalı. Dünyalığın azı da yeter. Çok malın olsa çok mu yiyeceğini sanıyorsun? Rahat mı bulacağını ümit ediyorsun? Çok şeyleri bulmak için taarruza geçme, yıkılırsın. Çok mal istenmeden gelirse iyi olur. Onun saklanması da kolaydır. Giderse üzülmezsin. Gece sabahlara kadar mal hesap edip uykunu kaçırmazsın. Rahatın bozulmaz. Hasan Basri rahimehullah şöyle der. İnsanlara sözünle ve işinle öğüt ver. Ey vaiz! İç alemin temizliğiyle insanlara öğüt ver. Kalbini nurlandır ve onun nuru ile halka nasihat et. İçin kirli olduğu zaman dışın süsü ile onlara öğüt vermeye kalkma. İman sahiplerinin kalbi yaratılmadan imanları yazıldı. Bu geçmişin bilgisidir.
Bunun üzerine durmak caiz değildir. Ona dayanarak hüküm yürütmek doğru olmaz. Çalışmak, bütün gayreti iman yoluna harcamak iktiza eder. Bu yola girmeyi dileyen, iman ve ikan tahsili için gayret sarf eder. Hakkın nur ışığına varlığını katar. Onun kapısından uzak duran, iman sahibi değildir. Kalplerimiz iman nuruna ermek için gayretli olursa, Rabbimiz bize onu verir. Dilerse çalışmadan da. O bizim çalışma ve yorulma halimize acır ve nurunu nasip eder. Utanmaz mısınız? Nasıl tevil eder, tebdille uğraşırsınız? Mevla zatını vasfetmiş, onu başkasıyla değiştirmek sizin ne haddinize? Sizden önce gelen sahabeye ve onlara uyanlara yeten bir din size nasıl yetmiyor? Aziz ve celil olan Rabbimiz yaratıcılık sıfatını arşta yerleştirmiştir. Bunun şekli ve benzeri yoktur. Yokluğu da iddia edilemez. Allah'ım bize başarı ver. İcat edilen uygunsuz şeylerden bizi uzak eyle. Bize dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver ve bizi ateşten koru. Amin.